Alarm zillerinin çaldığı Avrupa'da bakalım enerjiye dair nasıl hayati tedbirler bir şekilde yürürlüğe sokulmuş. Ülke ülke bakmamız lazım. Tam bir teyakkuz. Petrol ve doğalgaz. Ruslar vanaları kapıyorlar. Dolayısıyla çok zor durumda Avrupa Birliği üyesi ülkeler. Belçika bakınız hangi tedbirleri hayata geçirmiş. Ev ısıtmalarının kontrolü yapılması, bir kişi fiyatına iki kişilik tren bileti, gıdaları ısıtmak için mikrodalga kullanılması. Almanya'ya geçiyoruz. Dev ekonomiler bunlar. Kömür santrallerini yeniden faaliyete geçirmeyi planlıyorlar. Kömür santrallerini. Şimdi niye kömürden uzaklaştık biz? Kömür demek kükürdioksit demek. Havadaki zehirli gazların miktarının artması demek. Ve biz ne yapıyoruz? Kömür soluyoruz. Solduğumuz zaman da ciddi akut sorunlar yaşıyorduk. Sağlık sorunları. Bu ne oldu? Doğal gaz. Temiz gazla sonlandırdı. Ama Almanya gibi dev ekonomi artık bunu devreye sokmak için harekete geçmiş durumda. Düzenli kullanılmayan mekanların ısıtılmaması, Berlin ve Köln'de yapılan gece ışıklandırmaları artık yok, söndürüldü ki Berlin'in ışıkları çok meşhurdur gitmişseniz. Köln de çok güzel bir şehirdir. Orada da çok güzel bir ışıklandırma var ama artık şu an yapılmıyor. Geliyoruz İsviçre'ye, mum ve odun stoklama çağrısı yaptılar. Bakınız bu çok önemli. Mum ve odun stoklayın diyor vatandaşına. İsviçre çok zengin bir ülke. Nüfusun zaten %70'e yakını yaşlı İsviçre'nin. Bu diyor ki ne yapıp edin, gidin mum ve odun stoklayın. Yani evlerinizde şömine var. En azından şömineye atın odunu da ısının. Mum alın çünkü elektrik kesilebilir. Akşamları mumla aydınlanırsınız İsviçre'de. Bakınız Putin ne hale getirdi Avrupa Birliği'ni. Geliyoruz Avusturya'ya. Sıcak su yerine soğuk su kullanılması tavsiyesinde bulunuldu Avusturya'da. Viyana'da da tarihi ve resmi yapıların ışıklandırılması artık kısıtlandı. Hollanda gaz depolarını tamamen doldurmayı ve kömür santrallerinin faaliyet süresini uzatmayı planlıyor. Kamu binaları daha düşük derecede ısıtılacak. Yani kamu çalışanları pardüslerini falan giyecekler, parkalarını, boğazlı kazaklarını öyle oturup çalışmak zorunda kalacaklar. İspanya 27 derecenin altında klima kullanımı zaten yasaklandı. Saat 22'den sonra kamu binaları ve mağaza vitrinlerinin ışıkları tamamen kapatılacak. Mağazanın ışıkları. Bakınız Avrupa'dan bahsediyoruz. Dev ekonomilerin olduğu ülke. Ve bu ülkenin insanları yani Avrupalıların öyle ya da böyle konformist bir hayatları var. Hangi meslek gruptan olurlarsa olsunlar elde ettikleri kazançlarıyla güzel bir hayat yaşayabiliyorlar. Zengini zengin gibi yaşıyor, orta sınıfı orta sınıf gibi yaşıyor. Şimdi kazançlarına göre ama bir konforlu hayatları var. Ne oldu şimdi? Enflasyon arttı. Enflasyonist iklimle bu ceplerine yansıdı. Harcamaları kısıtlandı. Konforlu hayatlarından bir taviz vermek zorunda kaldılar. Şimdi de ısınma ve elektrik konusunda neye uğradıklarını şaşırdılar. Burada da ciddi tavizler vermeye başlıyorlar. Durum böyle. İşte Ukrayna-Rusya savaşının neden olduğu sorunsallar Avrupa Birliği'nde bir kabusa dönüşmüş durumda.